Magazin dünyasında bu haftaya damga vuran açıklamalar ve görüntülerle devam ediyoruz. Hülya Avşar ve güzellik denince akla ilk ne gelir? Özledim. Tenerin kokusunu özledim. Evet, %100 doğal, sıfır estetik, sadelik. Elbette bunlar Hülya Avşar'ın yüksek özgüvenini gösteriyor ama küçük küçük güzellik sırları da var Hülya Avşar'ın. Mesela gözaltı torbalarından kurtulmak adına kullandığı çay takviyesi ve hafta içinde paylaştığı fotoğrafta görüldüğü üzere gözaltı torba bandı. Bu bant sayesinde Hülya Avşar gözaltı torbalarına önlem alıyor, haliyle de sonra karşımıza böyle %100 organik çıkabiliyor. Hülya Avşar denince nedense o geldi aklımıza. Gülben Ergen, melankolik bir gecenin sabahında, saatler sabahın 4'ünü gösterirken ilginç bir paylaşım yaptı ünlü şarkıcı. Görsele ve fondaki Gülben'in sözlerine dikkat. Bir süredir aşktan uzak kalan, hayatında kimse olmayan Gülben Ergen, yalnızlığının gerekçesini anlatırken kimine göre melankolik, kimine göre mantıklı sözlerle döktü içini sosyal medya takipçilerine. Madem starlarla başladık, starlarla devam edelim. Ebru Gündeş, çiçeği burnunda gelinimiz. Son olarak Ebru Gündeş'i Dubai'de kıydığı sürpriz nikah ve mini düğünden bu görüntülerle hatırlıyoruz. O gün bugün ortalarda yoktu yeni gelin. Sosyal medyasını zaten pek kullanmıyordu, dün şaşırttı. Az ama öz kullandığı Instagram hesabında Ebru Gündeş evlendikten sonraki son görüntüsüyle 3 yaşındaki fotoğrafını koyup "Hiç değişmediğim doğrudur" notunu düştü. Fotoğrafa bakınca gerçekten de doğru demiş Ebru Gündeş diyoruz. Kaşı, gözü, dudağı, yüz hatları aynı güzel şarkıcının. Lakin filmi biraz ileri sarınca, yani ilk şöhret olduğu yıllara gidince 20'li yaşlardaki Ebru Gündeş'le bugünlerdeki Ebru Gündeş arasında da ciddi bir fark görünüyor. Nerede bu çıtı fıtı, üflesen uçacak, dokunsan kırılacak incecik Ebru Gündeş? Nerede şimdilerde nispeten daha fiziği oturmuş, daha bir güzelleşmiş Ebru Gündeş? Wanda Nara, milyonlarca Galatasaraylı'nın Arjantinli yengesi. Dünyaca ünlü futbolcu, Galatasaraylı Icardi'nin eşi, çocuklarının annesi Wanda Nara, sadece Türkiye'de ve ülkesi Arjantin'de değil, tüm dünyada milyonlarca takipçisi olan kadın. Sunuculuk yapıyor, modellik yapıyor, sosyal medya üzerinden milyonlarca dolar kazanıyor ve artık Wanda Nara Türkiye'ye geldikten sonra şarkıcılığa da soyundu. Wanda Nara, Money isimli bir şarkıya kendi tarzında klip çekti. Görüntüler güzeldi. Wanda Nara zaten tescilli bir güzeldi, ancak tartışılan Wanda Nara'nın sesi oldu. Arjantinli güzelin şarkıcılık performansı dünyada tartışıldı ve hatta bizde de fanatik Galatasaraylı taraftarlar bile Wanda'nın sesini, yorumunu beğenmedi. İşte o yorumlardan bazıları. Müzik ruhun gıdasıdır derler. Şu an gıda zehirlenmesi yaşıyorum. Bu nasıl şarkı yenge? Yenge şarkı söyleme işini Simge Sağan'a mı bıraksan? Abla, şarkıyı okulda açtım açmaz olaydım. Merak etmiştim sadece. Yenge, seni sesinin iyi olduğuna kim ikna ettiyse düşman sana. Sırf yengesin diye beğeniyorum. Icardi için dinliyorum şarkını. Ve araya bir aşk itirafı sıkıştıralım. Ünlü oyuncu Uras Kaygılaroğlu, bir süredir adının aşk söylentilerine karıştığı İranlı güzel Sayna Soleymanpur'la beraberliğini itiraf etti. Türkan Şoray ve Kadir İnanır, Yeşilçam'ın iki yaşayan efsanesi. Seneler senesi Türk sinemasında Kadir İnanır denince akla Türkan Şoray gelirdi. Türkan Şoray denince de akla Kadir İnanır gelirdi. Sadece beyaz perdede değil, günlük hayatta da ayrılmaz iki eski dosttu onlar. Ve yine bir şehir efsanesi derdi ki, Türk magazin tarihinin gelmiş geçmiş en büyük aşkının
iki kahramanıydı onlar. Elbette bir şehir efsanesiydi bu aşk iddiası ama şunu biliyoruz ki etle tırnak gibi, çayla simit gibiydiler her zaman. Ve maalesef şunlarda Kadir İnanır ciddi sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda. Milyonlar büyük ustadan gelecek güzel haberleri beklerken eskimeyen dostu Türkan Şoray'daydı gözler. Beklenen açıklamayı yaptı Türkan Sultan. Yılda belki bir kez kullandığı sosyal medyasından Kadir İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiği haberi üzerine şu duygusal paylaşımı yaptı. Sinemanın efsane aktörü sevgili Kadir İnanır, çok geçmiş olsun, iyi haberlerin bizi sevindirdi. Acil şifalar dilerim. Ve bir başka Yeşilçam efsanesi. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri Filiz Akın. Ne yazık ki o da şu sıralar sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Hem kulağının üst kısmındaki kanserli doku hem de ses tellerindeki sorunlar için ameliyat olan Filiz Akın hafta içinde tedavi gördüğü hastaneden bir görüntüsünü hayranlarıyla paylaştı. Kullandığı ilaçlar yüzünden günde 8 saatini hastanede geçirdiğini söyledi. Filiz Akın tedavisinin iyiye gittiğini ve önümüzdeki günlerde taburcu olup evine döneceğini söyledi ve bence bu iyi haber diyerek milyonlarca hayranının gönlüne su serpti. Bir süredir müzik dünyasında popçular arasında polemiğimiz yoktu, özlemiştik. Sonunda oldu. Selen Görgüzel ile Işın Karaca arasında kimin sesi daha güzel polemiği, bundan bir süre önce Selen Görgüzel'in Kayahan imzalı Bir Yemin Ettim şarkısını söylemesiyle başlamıştı. Işın Karaca Selen Görgüzel'in bu şarkıdaki performansına ama neden şeklinde imalı bir yorum bırakmış ve bu ızdırabı neden yapıyorsun mealinde konuşmuştu. Sen misin bana neden Kayahan şarkısı okudun diyen Selen derhal harekete geçmiş ve Işın Karaca'yı sadece bağırarak şarkı söyleyen kadın ilan etmişti. Bu sözler Işın Karaca'yı adeta çılgına çevirdi. Katıldığı televizyon programında şarkıcılığını ve yorumunu bakın nasıl yüksek sesle haykırdı. Işın Karaca bu kadarla yetinmedi, ardından da sosyal medyasından bir paylaşım yaptı. Selen Görgüzel'i hedef alarak "Sevim koş, kız bak sesine göre piyano buldum" diyerek tek tuşlu bir piyano görseli paylaştı. Selen Görgüzel'in tek sesten şarkı söylediğini ima etti. Kavgada söylenmezdi bu sözler ama zaten kavgada söylenmişti değil mi? Boş durmadı karşı taraf. Selen Görgüzel de savaş baltasını çıkarttı ve çok daha ağır bir paylaşım yaparak ekrana getiremeyeceğimiz bir canlının sesini ve görselini koyup Işın Karaca'yı etiketleyerek "Sevim koş, arkadaşını buldum kız" dedi. Bir hafta öncesiydi. Güzel oyuncu Yasemin Erin yeni aşkını itiraf etmiş, eski FBI çalışanı ajan Erdal'ı anlatmıştı. Hayırlı olsun diyelim ilişki. Teşekkür ederim. FBI ajanı çıkmış. Valla aynen öyle yani. Güzel valla, yeni bir şey. Keyfimiz yerinde, çok sağ olun. Hayırlı olsun. Nasıl oldu, nasıl tanıştınız diyeceğim ama. Ya ortak arkadaşlarımızdan, çok ortak zevklerimiz de var. Yasemin Erin'in bu açıklamasının ardından gazete magazin o çok merak edilen ajan Erdal'ın ilk görüntülerini ekrana getirmişti. Ajan Erdal, Yasemin Erin'le olan beraberliğine nazar değmemesi için kurşun döktürdüğünü, otomatik silahla havaya ateş ettiği ve çok tartışılan videoyla anlatmıştı. "Yengeniz Yasemin'le mutluyuz. Bazılarınız sağ olun tebriklerinizi iletirken kurşun döktür, nazar değmesin dediniz. Arkadaşlar ben Amerika'da yaşıyorum. Burada kurşun döktürecek yer yok. O yüzden kendi işimizi kendimiz göreceğiz." Yasemin Erin'le ajan Erdal aşkı da bu şekilde tescillenmişti ki bu hafta ikilinin birlikte fotoğrafları da ortaya çıktı. Beraberlik fotoğrafını paylaşan ajan Erdal olmuştu. Ancak ajan Erdal bir önceki paylaşımında silahla ateş ederkenki görüntülerine gelen tepkiden ötürü bu kez fotoğrafın altına sadece o ilk görüntüdeki sesleri kullandı. Silahtan bu kez uzak durdu. Hemen araya bir dedikodu sıkıştıralım. Ajan Erdal'ın silahlı bu görüntüsüne gelen tepkilere Yasemin Erin'in de çok kızdığı ve aşkına "lütfen bir daha böyle şeyler paylaşma" dediği ortaya çıktı.
Yengeniz Yasemin'le mutluyuz. Amerika'da senelerce FBI'da çalışan ajan Erdal'ın da Yasemin Allen'a seni kıracağıma kafamı kırarım, hatta silahımı kırar çöpe atarım dediği ve bir daha silahlı paylaşım yapmama kararı aldığı öğrenildi. Kurşun döktü, nazar değmesin dediniz. So